Sevgili arkadaşlar, konu saatine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde matematikte temel kavramlar 3. video çekmiştik. Şimdi sırada pozitif ve negatif sayılar soru çözümüne başlıyoruz. Tekrardan kum saatimizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri tıklamayı unutmayın diyoruz. Başlıyoruz. Pozitif ve negatif sayılar. Hatırlarsanız arkadaşlar, pozitif sayı neydi? Eğer A sayısı sıfırdan büyükse, ne diyorduk biz buna? A'ya pozitif sayı diyorduk ve A eşittir artı ile gösteriliyordu. Yani A ne olmuş oldu? Pozitif. Eğer A sayısı sıfırdan küçük ise A eşittir eksi alıyoruz. Yani ne diyoruz? A negatif bir sayıdır. Dolayısıyla sorumuza şu sorulmuş. Diyor ki x eşittir eksi 2 için x üzeri 5 eksi x üzeri 4 eksi x küp, eksi x kare, eksi x ifadesi kaça eşittir? Tipik bir işlem önceliği sorusu. Dolayısıyla bu soruyu x eşittir eksi 2 yerine yazarak başlatıyoruz. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi, eksi 2'nin 4. kuvveti eksi, eksi 2'nin 3. kuvveti eksi, eksi 2'nin karesi eksi, eksi 2. Arkadaşlar, ben size burada bir uyarı vereyim. Hani hep şey diyoruz, müthiş pratikler diye. Bakın, eğer matematikte, lütfen bunu unutmayalım, siz bir değer veriyorsanız o değeri parantez içerisinde yazmak zorundasınız. İlk videomuzda hatırlayın, negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. 2'nin 5. kuvveti 32. Devam ediyoruz. Eksi, negatif sayıların 4. kuvveti, çift kuvveti ne oluyor? Pozitif, 2 üzeri 4, 16, eksi. Arkadaşlar, dikkat edecek olursanız önce parantezin içini kuvvet ve işaretle birlikte hallettikten sonra işlemi devam ettiriyorum. 2'nin 3. kuvveti 8 ama burada ne var? Tek kuvvet, eksi 8, eksi. Yine parantezime devam ediyorum. Eksinin çift kuvveti, ikinci kuvveti artı 2'nin karesi 4. Çok güzel. Şuradan, hani burayı ellemeyelim, birlikte yaparız öyle arkadaşlar. En son ifademi yazdım. Bakın, yapacağımız şey, parantezleri dağıtıyoruz. Eksi 32, eksi çarpı artı, zıt işaretli iki sayının çarpımı negatifti. Harika. Evet. Artı 8. Çok güzel. Ne yaptık? Bunu içeriye dağıttık. Sıra bunda. Eksi çarpı artı. Eksi 4. Evet, son. Bunu da söyleyin. Eksi çarpı eksi. Ne oldu? Artı 2. Şimdi arkadaşlar, artık işlemi devam ettirebilirim. Eksi 32. Eksi 16 daha, bakın. Şöyle altlarını çizeyim ben. Negatif sayıları kendi aralarında. Şunları kendi aralarında işleme sokalım. Olmaz mı? Eksi 32. Eksi 16 da eksi 48. Eksi 4 de burada vardı. Eksi 52. 8 artı 2. 10. Bakın ne oldu? Eksi 52 artı 10. Zıt işaretli iki sayı olduğu için ne yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorduk. İşaretlere bakmadan. 52 ondan daha büyük. O zaman 52'den 10'u çıkarıyorum. 42 ve büyük sayının önündeki işareti bırakıyoruz. Cevabımız eksi 42 deyip bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Hani sanki şöyle bir şey duyuyor gibi. Hocam, bir daha tekrar eder misiniz? Hay hay. X yerine eksi 2 yazdık. Aman dikkat diyoruz. Sayı yazarken parantez kullanarak yazıyoruz. Neden öğretmenim? Çünkü negatif sayıların tek kuvveti, buraya notumuzu alalım mı? Daha önce konuşmuştuk bunları. Negatif sayıların tek kuvveti, kuvvet içeride de olsa dışarıda da olsa daima negatiftir. Ama çift sayılar için, bakın, eksi 1'in karesi parantez dışında ya, hem eksiye ait, bunları konuşmuştuk daha önce, hem de 1'e ait. O zaman negatif sayıların çift kuvveti pozitif, 1'in karesi 1. Ama eğer 2 parantez içinde olursa sadece 1'e aittir. Bu da ne olur? 1'in karesi 1 ama hiçbir şekilde bu eksiye ait değil. Değil mi? Bakın, o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yazalım buraya.
kesinlikle ama kesinlikle eksi 1'in karesi eksi 1'in karesine eşit değildir deyip yerine yazdık. Kuvvetleri tek tek değerleri bulup cevabımızı eksi 42 bulduk. İkinci sorudayız. İkinci sorumuz arkadaşlar x eleman z eksi olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir diyor. Evet, x negatif bir tam sayı. Z eksi neydi? Cem. Z eksi neydi? Negatif tam sayılar. Bir önceki ders bunları konuşmuştuk sanırım. Öyle deme. Nereden başlıyordu? Eksi sonsuzdan geliyor. Nereye kadar? Hadi be. Sıfır yok. Eksi bir de ne yapıyoruz? Duruluyoruz. Dolayısıyla sıfır kesinlikle negatif değil. O zaman sorumuza dönelim. X eleman Z negatif. Yani negatif bir tam sayı. Tanım kümelerini arkadaşlar öğreniyorsunuz. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir sorusu için. Bakın ben size bir pratik vereyim. Eğer kuvvet soruları varsa bir soruda. Kesinlikle X'e negatif bir değer verelim. Oldu mu? Yani şu soru için gerçi negatif vereceğim ama X eşittir eksi 2 alalım. Ya ben eksi 2 aldım. Siz eksi 1 de alabilirdiniz. Eksi 3 de alabilirdiniz. Ama mesela bir sonraki soru için negatif kuvvetler gelecek. Bir şey göstereceğim orada. Yerini yazıyoruz. Evet. Eksi X'in 4. kuvveti. Ne oldu burası? Sevgili arkadaşlar. Eksi değil mi? Eksi 2'nin 4. kuvveti. Burası artı 16. Bu eksi onu ne yaptı? Bakın eksi artı 16 oldu. Eksi çarpı artıdan cevabımız eksi 16. A şıkkının cevabı ne oldu? Bizden daima pozitiftir istiyor. Bunun cevabı negatif çıktı. B şıkkındayız. X'lerini ne yazdık dedik arkadaşlar? Eksi 2 yazdık. Eksi 2'nin kübüsü diyelim. Veya 3. kuvveti nasıl isterseniz öyle kullanın. Eksi tek kuvvet ne oluyor Cem? Negatif. 2'nin 3. kuvveti 8. Hop B şıkkı da negatif çıktı. Sevgili arkadaşlar ben X'e eksi 2 dedim ya. Şurada yerine yazdık. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti. Ne oldu bu? Tek kuvvet eksi sayımız ters döner. Bana işaret soruyordu. Negatif. O zaman C şıkkında cevabı ne oldu verdi? Negatif. Şimdi sırada arkadaşlar D şıkkına bakalım. X gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız gerekiyordu. Eksi 2 yazdık. Eksi. Eksi. Vay vay vay. Bir sürü eksi var. Evet, ifadelerimizi çok doğru bir şekilde yazmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın. Şurayı görüyor musunuz? İki tane parantez içi oldu. Önce buradan başlamam lazım. Eksi çarpı eksi ne olur? Hop. Artı 2. Çok güzel. Artı 2'nin eksi 2. kuvveti. İleriki konularda var göreceksiniz. Negatif üst demek bunu ters çevirmek demek. 2'nin karesi 4. Negatif olduğu için ters çevirdim. Eksi çarpı artı. Cevabımız eksi. D şıkkı da ne oldu? Negatif oldu. Ve son şıktayız. E şıkkında x yerine eksi 2 yazıyoruz. Artık arkadaşlar hani şuraya not alayım ben. Mesela eksi diyelim 2 üzeri eksi 3 olsun. Bu 1 bölü 2 üzeri 3 anlamına gelir. Öyle değil mi? Bakın 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 2 üzeri 3. Yani sayımı ters çevirmiş oldum. Hop bitirelim bu işi artık. 2 üzeri eksi 3. Negatif sayıların tek kuvveti negatif. 2 üzeri 3, 8. Ters çevirdim. 1 bölü 8. Ne kaldı? Önündeki işaret eksi. Ve eksi çarpı eksiden artı 1 bölü 8'li arkadaşlar. İşaretimiz ne oluyor? E şıkkının cevabı pozitif oluyor. Böylelikle bir soruyu daha bitirmiş olduk. Burada benim size anlatmak istediğim neydi arkadaşlar? Ana fikrimiz. X eleman Z eksi demek. Z eksi negatif tam sayılar kümesi. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Değil mi arkadaşlar? Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan sayılardır. Bir de bir sayının negatif kuvveti o sayıyı ters çevirmek anlamına gelir diyoruz. Ve sıradaki 3. sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar 3. sorumuz yine negatif sayılar, pozitif sayılarla ilgili bir işaret bulma sorusu. Arkadaşlar bu soruya çok iyi bakmanız lazım. Çok güzel bir soru.
A üzeri 3 şöyle sırasıyla yazalım. A üzeri 3 çarpı B üzeri 8. Küçüktür 0. Bu burada dursun. Yanına yazayım. A üzeri 5 çarpı C üzeri 7. Büyüktür 0. Evet. Üçüncü de yazıyoruz. B çarpı C küp küçüktür 0. Cem problem var mı acaba? Devam ediyoruz. Evet. Sıkıntı yok değil mi? Sorumuz yok. O zaman şuradan bakın bu soruları çözerken yapmanız gereken tek şey önce bir pratiğimizi algılayın ne olur. Bunu hayatta unutmayın. Arkadaşlar tek kuvvetleri siliyorsunuz. Hiçbir şekilde tek kuvvetlere bakmanıza gerek yok. Ben de hepsini sildim. Bakın tek kuvvetler kayboldu. O zaman ne yapıyorum? A çarpı B üzeri 8 ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar B üzeri 8 çift kuvvetten dolayı ne verirsem vereyim pozitif değil mi? Ne oldu? A çarpı artı küçüktür 0 yani eşittir negatif demek. Küçüktür 0 eşittir negatif anlamına geliyor. Artı ile neyi çarpsam eksi olur? Evet Cem eksi. Harikasın. A eşittir negatif. Bir tanesini bulduk. Bundan sonra arkadaşlar çorap söküğü gibi. Yani bulduğunuz değeri götürüp yerine bırakıp sırasıyla buluyorsunuz. Ben A'yı buldum mu? Hop buraya geldim. Tek kuvvetleri yazmıyorum artık. Öyle konuşmuştuk. Pratiğimiz bu. Dersimizin adı müthiş pratikler. O zaman A'yı ben ne bulmuştum? Negatif çarpı C eşittir artı. Ya ben eksiyle neyi çarparsam artı olur? He Cem? Eksi. Çok güzel. Teşekkürler. Peki buradan da arkadaşlar son kez artık noktalayalım şurayı da bakın. B çarpı C eşittir negatif değil mi? Ula ben C'yi zaten bulmuştum negatif. Götürüp yerine yazıyorum. B ile negatif bir sayıyı çarptım cevap negatif çıktı. Eksi ile neyi çarparsam eksi olur? Artıyı işaretleri bulduk. Arkadaşlar bizden özellikle şu istenir. A, B, C'nin işaretlerini sırasıyla bulunuz. Şıklar da size sırasıyla A, B, C yazmaz. O zaman parantez açıp A, B, C şeklinde yazıyoruz. Yani bizim ilk yazdığımız A oluyor alfabetik sıraya göre. Evet. İkinci yazdığımız B oluyor. Üçüncü yazdığımız C oluyor. Böylelikle bir sorumuzun daha sonuna gelmiş olduk. Soruyu sanırım arkadaşlar hatırlıyorlar değil mi? Çıkmış bir ÖSYM sorusuydu bu. Ve eğer sorularınız yoksa tamam dördüncü sorumuza geçmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Yine bizim kendi kategorimizde değerlendirdiğimiz özel sorular kategorisinde bir soru. A üzeri 6 çarpı B küp çarpı C üzeri 8. Ya küçüktür sıfıra ben eşittir negatif diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Dedim. Bu bir. A üzeri 5 çarpı B üzeri 7 çarpı C üzeri 10 eşittir pozitif. Tamam. Bakın küçük sıfırlara negatif dedim. Büyük sıfırlara pozitif dedim. Ve en son A üzeri 3 çarpı B üzeri 4 çarpı C üzeri 5 eşittir negatif. Haydi arkadaşlar başlıyoruz. Ne dedik? Tek kuvvetlerin hiçbir önemi yok. O zaman sen git. Başka, sen de kaybol. Sen de kaybol değil mi? A üzeri 3'teki 3'te gitsin. C üzeri 5'teki 5'te gitsin. Hadi bulduklarımızı yazalım. A üzeri 6 çarpı B çarpı C üzeri 8. İşlemin sonucu ne olmuş? Negatif. Arkadaşlar şuradan, evet öğretmenim soruları nasıl çözeceğiz, nereden başlayacağız, biz onu yapamıyoruz diyorsanız eğer, ben size şu son kısımları da yazayım. A çarpı B üzeri 4 gördünüz mü? Bütün tek kuvvetleri attım. Sadece ellerine kaldı. Negatif kuvvetler kaldı değil mi? Çift kuvvetler kaldı. O zaman yapmanız gereken iki tane çift kuvvet seçiyorsunuz. İki tane çift kuvvet seçtiğimiz zaman A üzeri 6 ne olursa olsun pozitiftir. B ile çarptım. C üzeri 8 ne olursa olsun pozitiftir. Ve bu sorumuzun cevabı ne çıkacak? Negatif. O zaman artı çarpı artı artı, artı çarpı B kime eşit? Eksiye. Artı ile neyi çarparsam eksi olur? Eksiye. O zaman sevgili arkadaşlar B eşittir. Ne olur? Negatif. Bir tanesini yapmış olduk.
bulmuş olduk. B'yi bulduk. Bakın şuradan A'yı da bulabilirim değil mi Cihan? Çünkü şurası B üzeri B negatif. Çok güzel. C üzeri 10. Ne verirsem vereyim. Çift kuvvetten dolayı pozitif. Çarpımlar. A'yı unutmuştum, onu da yazdım. Eksi çarpı artı. Evet. A çarpı eksi neye eşit? Artıya. A ile eksili bir sayıyı çarptım. Cevap artı çıktı. Eksi ile neyi çarparsam pozitif olur? Eksi diyorsunuz ve 10 puan aldınız. Doğru cevap. Ve son arkadaşlar. Bakın kim kaldı? C'yi bulmadık. Ben A'yı biliyordum. Eksi. B'yi de biliyordum. Zaten burada çift kuvvet olduğu için arkadaşlar. Ne oluyor hocam? Pozitif oluyor. Çarpı C eşittir. Negatif. Eksi çarpı artı. Eksi. Eksiyi de neyi çarparsam hop eksi olur. Artı 10 numara. Arkadaşlar az önce konuşmuştuk. Sırasıyla yazmak zorundayız. Yani alfabetik soruya göre yazmak zorundayız. A eksi oldu. B eksi oldu. C de artı oldu. Böylelikle ne yapmış olduk? Sorumuzu bitirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, dördüncü sorumuz özel bir soruydu. Üçlü sorular bu pozitif ve negatif sayılar içerisinde bizim en fazla karşılaştığımız soru kalıplarından bir tanesi. Ne yapmamız gerekiyor? Ben hani hocam evet anladık ama bir garanti alayım. Bu ifadeleri yazdım. Pratik birinci adım. Tek kuvvetleri atıyorum. Bakın pratik birinci adım. Tek kuvvetleri atıyorum. İkinci adım. Üçlü sorularda iki tane çift kuvveti pozitif alıp çorap söküğü gibi. Birini bulduktan sonra yoluma devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, kum saatinde pozitif ve negatif sayılar soru çözümünü, konu adını burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz ardışık sayılar soru çözümünde birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.